değerli amirleri, kıymetli hocalar, sevgili öğrenciler, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen ve belediyemizce programı yapılan 15 Temmuz günü yapılan darbe dolayısıyla programımıza hoş geldiniz ve ben bu vesileyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, 1000 yıllık tarihimizde bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan bizler çok badireler atlattık. Çok harpler gördük, savaşlar gördük, bunları yaşadık. Ve son 100 yılımızda 1. Cihan Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı yaşayan bir ülkenin evlatlarıyız. Ve aynı zamanda 2. Cihan Harbi'ni gördük. Çeşitli darbeler gördük. Kısmi de olsa bu olayların, savaşların bir hikayeleri vardı. Bir, küçük de olsa gerekçeleri vardı. Ancak ülkemizde yaşanan, 15 Temmuz'da yaşanan bu alçak ve hain saldırının hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti yoktu. Bu ülkede kötü giden ne vardı? Hiçbir kötü giden bir hareket yoktu. İdari sistemi, hükümeti, cumhurbaşkanı ve bu ülkede yaşayan herkes huzur içerisinde yaşayan, ancak tabii ki ülkemiz yıllardır terörle mücadele eden bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. Bunları hep beraber yaşıyoruz. Ve bu ülkede yaşayan, çoğu saygın yerlerde bulunan, ancak bu ülkenin kılcal damarlarına yerleşen hainler, başkalarına uşaklık yapan hainlerin bize ihanetlerini gördük. Toplumlar, ülkeler savaşır, mücadele eder. Sonunda bir noktada buluşur ve barışırlar. Ancak tarihte ihanet edenlerin, hainlik yapanların affı asla olmaz. Bakınız, hala bugün daha ülkemizde, kamu kurumlarında, ticaret erbabında hala bu hainliklerle uğraşan insanların var olduğunu televizyonlarda, görsel yanında görüyoruz ve bunlar gün geçtikçe meydana çıkıyor. Sözüm ona, bu güzel ülkenin büyük kademelerinde yaşayan, üniformaları omuzlarında taşıyan, yargıçlık yapan, hakimlik yapan, emniyet güçleri olarak kendilerini tanıtan ve silahlı kuvvetlerin içerisine sızan ve aynı zamanda bu ülkenin bütün organlarına sızan hainlerin hala var olduğunu görüyoruz. Bunlar bir şeyi hesaba katmadılar. %100 biz başarılı oluruz dediler. Ama Yüce Rabbimizin hesabını hiç düşünmediler. Ve bu ülkede gerçekten büyük bir lider olan ve dünya kamuoyunda liderliğini de kanıtlayan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın varlığını hesaba katmadılar. Ve her şeyden önce sizin, akrabalarınızın, annelerinizin, babalarınızın ve bu ülkenin asil evlatlarının yapacaklarını hiç hesaba katmadılar. Bütün hesapları alt üst oldu. Bir gecede bunların külahları yere düştü. Ancak bu ülkede çok şey kaybedildi. 100 milyar dolarlık ekonomik kayıplar var. 250 civarında şehidimiz var. 2000'in üzerinde gazimiz var. Ki şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Hala tedavi gören gazilerimiz var. Bu ülkenin asil evlatları 1. Cihan Harbi'nde nene hatunlar, gazeteci tahsinler, sütçü imamları,
gören bu ülkenin insanları ve bu şeyde de Ömer Halis Demir gibi yürekli insanları da gördü. Ve bunlar bu hesapları yapmadılar. Hiçbir zaman kimse unutmasın ki bu ülkede eğer mesele vatansa, eğer bu ülkede yaşamak hepimizin huzur hakkıysa, bu millet hangi düşüncede olursa olsun, hangi meşrepte olursa olsun bir araya gelir ve ülkesi için, kendi geleceği için her şeyi göze alır. İşte ben bu duygularla, tabii siz sevgili öğrenciler, gençlersiniz, ileride sizin çocuklarınız bu kara lekeyi tarihte görecekler, okuyacaklar. Ama biz sizden biraz daha yaşlı grup bunun farkındayız, bunun önemini biliyoruz. Ama bu ülke diri oldukça bu tür badireleri atlatacak ve üstesinden gelecek diye düşünüyorum. Programınızın inşallah sizlere, ilçemize faydalı olacağını tahmin ediyorum. Ve bu belki Malatya'da ilk bir program. Ben bu vesileyle emeği geçenlere, Kültür Turizm Bakanlığımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı sizlere de en derin kalbi sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun.